Evet arkadaşlar merhabalar. Bugün sizlerle diziler konusuna giriş yapacağız. Diziler konusuna giriş yapmadan önce arkadaşlar size biraz toplam sembolünden bahsetmek istiyorum. Peki nedir toplam sembolü? Toplam sembolü belli bir kurala göre birbirini takip eden sayıları kısaca toplamaya yarar arkadaşlar. Bunu nasıl gösterebiliriz ona bir bakalım. Toplam sembolü arkadaşlar bu sembolle gösteriliyor. K eşittir 1'den başlatalım n'e kadar ak. Bu şu demek arkadaşlar, K'ya 1'den başlayarak değerler vereceğiz, N'e kadar gideceğiz ve çıkan sonuçları toplayacağız arkadaşlar. K'ya 1 veriyoruz, A1, 2 verdik A2, 3 verdik A3, 4 verdik A4, en son arkadaşlar N'e kadar yazdınız, AN'e kadar geldiniz. Şimdi buradaki arkadaşlar bu sembol bize bunların toplanması gerektiğini gösteren ifadedir. Burada arkadaşlar... Şurası her zaman 1'den başlamak zorunda değil. Bazen 3'ten, bazen 5'ten, bazen -5'ten başlar. Dolayısıyla buradaki ifadeye şuraya alt sınır diyoruz. Yukarıdaki sayıya üst sınır diyoruz. Buradaki K'ya arkadaşlar değişken ya da indis diyoruz arkadaşlar. Buradaki AK'ya da arkadaşlar genel terimi yani toplam sembolünün genel terimi diyoruz. Genel terim ne demektir? Arkadaşlar hani demiştik ya belli bir kurala göre birbirini takip eden sayıları toplamaya yarayan sembol. İşte o belli bir kural dediğimiz kural buradaki genel terimdir arkadaşlar. Yani X'e bağlı, K'ya bağlı bir kuraldır. Elemanları, terimleri neye göre topladığımızı gösteren ifadedir diyoruz. Arkadaşlar hemen bunun ne anlama geldiğini birkaç tane örnekle görmeye çalışalım. Arkadaşlar 3'ten 5'e kadar mesela 3K artı 2 diyelim. Yapmamız gereken şey arkadaşlar 3'ten başlayacağız 5'e kadar birbirini takip eden tam sayıları yazıyoruz. 3'ten başlayıp 5'e kadar tam sayıları yazıyoruz. Çıkan sonuçları topluyoruz. K'nın yerine 3 yazıyoruz. 3 kere 3 9, 2 daha 11. Arkadaşlar bunu aldık. K'nın yerine şimdi 4 yazıyoruz. 4 yazdığımız zaman arkadaşlar 14, 5 yazdığımız zaman da 17. Bu çıkan sonuçları toplam sembolü yani şu sembol bize bu çıkan sonuçları toplamamız gerektiğini gösteriyor. Bunların toplamı 42 yapacaktır. Mesela arkadaşlar toplam sembolü K eşittir 1'den 4'e kadar mesela 2 üzeri K eksi 1 nedir diye sorsun. Yapmamız gereken şey arkadaşlar alttaki sınır bu kez 1'den başlıyor. 1'den başlayarak 4'e kadar tüm tam sayıları yazacağız ve çıkan sonuçları toplayacağız. K'nın yerine 1 yazdık. 2 üzeri 1, 2, 1 çıkartırsanız arkadaşlar 1. K'nın yerine şimdi 2 yazdık. 2 üzeri 2, 4, 1 çıkartırsanız 3. K'nın yerine 3 yazdınız, 8, 1 çıkardınız 7. Ve K'nın yerine 4 yazınca 15. Arkadaşlar bakın. Bu K'ya değerleri tek tek verdiniz. Çıkan sonuçları ise bu sembol bize toplayın demek istiyordu. Topladığımız zaman arkadaşlar 10 burada, 16 da burada. Bu sorunun cevabı da 26 çıkacaktır. Bir tane daha yapalım. Toplam sembolü K eşittir. Eksi 1'den 3'e kadar. Eksi 1 üzeri K çarpı K artı 1 diyelim mesela. Eksi 1'den başlıyoruz arkadaşlar. Eksi 1'den başlayıp 3'e kadar tek tek sayıları yerine yazacağız. Çıkan sonuçları da burada toplayacağız. K'nın yerine eksi 1 yazdık. Eksi 1'in eksi 1'inci kuvveti. Eksi 1'in tek kuvvetleri arkadaşlar eksi 1'di. Şurası ne yapıyor? K'nın yerine eksi 1 yazınca 0. Arkadaşlar K'nın yerine şimdi 0 yazıyoruz. Eksi 1'in 0'ıncı kuvveti 1'di. Burası da 1 yapıyor arkadaşlar. Dolayısıyla artı 1. K'nın yerine 1 yazarsanız eksi 1'in arkadaşlar eksi 1'in 1'inci kuvveti eksi 1. Burası 2 yapıyordu. Dolayısıyla cevabımız eksi 2. K'nın yerine 2 yazarsanız burası artı 1. Burası da 2 yaptı. Dolayısıyla artı 3 geldi. K'nın yerine 3 yazarsanız eksi 1'in 3'üncü kuvveti eksi 1 çarpı 4. Dolayısıyla eksi 4. K'nın yerine de 3 yazarsanız en son bu ifade çıktı. Şimdi bunları arkadaşlar işlemimizi yapalım. Şurası eksi 1, şurası da eksi 1. Bu sorunun cevabı da eksi 2 elde edilecektir. Toplam sembolü mesela K eşittir ne diyelim mesela 0'dan 3'e kadar K kare artı K diyelim. K'nın yerine 0 yazdınız 0 geldi. K'nın yerine 1 yazdınız 1, 1 de buradan geldi 2. K'nın yerine 2 yazdınız. 4, 2 de buradan geldi. 6, K'nın yerine 3 yazdınız. 9, 3 de buradan geldi. 12. Arkadaşlar toplam sembolü bana bunların hepsini kısaca topla demek istiyordu. Burası 8 yaptı. Cevabımız da 20 yaptı. Arkadaşlar toplam sembolü K eşittir 1'den 5'e kadar. K-1, K-2,
K-3 ifadesi elde edilsin. Mesela K'nın yerine 1 yazdınız. K'nın yerine 1 yazdığınız zaman 0. K'nın yerine 2 yazdınız. Bakın yine burası 0 yaptığı için sonuç 0. K'nın yerine 3 yazdınız. Burayı 0 yaptı. K'nın yerine 4 yazdınız. Arkadaşlar K'nın yerine 4 yazınca 4'ten 1 çıktınız. 3. 2, 1. 3, 2, 1'in çarpımı 6. Artı K'nın yerine 5 yazdınız. Burası 4 yaptı. Burası 3 yaptı. Burası 2 yaptı. 4, 3, 2'yi çarptığınız zaman 24 ifadesini elde edersiniz. Dolayısıyla cevabımız 30 sonucuna ulaşır. Arkadaşlar toplam sembolü K eşittir 2'den 5'e kadar 3K artı 2'ye bakalım. K'nın yerine 2 yazdınız arkadaşlar. Bakın 3'ün katına artı 2 eklemiş. K'nın yerine 2 yazarsanız 8 yapıyor. K'nın yerine 3 yazdığınız zaman arkadaşlar 11 yapıyor. 4 yazdığınız zaman 14 yapıyor ve 5 yazdığınız zaman arkadaşlar ne yapıyordu? 17 yapıyordu. Şuna benzer örneği de burada yapmışız zaten. Bunun sonucuna bakalım. 19, 31, 48 gibi bir sonuç elde edeceksiniz. Şimdi buna benzeyen bir tane daha yazalım. K eşittir 2'den 5'e kadar 3K artı 2. Yukarıdaki yazımla aşağıdaki yazım arasında bir fark var arkadaşlar. O da buradaki artı 2 toplam sembolüne dahil değil. Çünkü burada parantez içine alındığında bu 2'nin toplam sembole dahil olduğu anlamına gelir. Burada 2 parantez içinde yazılmadığına göre bu 2 toplam sembolün dışındadır. Dolayısıyla onu sadece bir kere kullanacaksınız. K'nın yerine 2 yazdığınız zaman 6, K'nın yerine 3 yazdığınız zaman 9, K'nın yerine 4 yazdığınız zaman 12, K'nın yerine 5 yazdığınız 15 ve bakın arkadaşlar sadece sonuna bir defa 2 yazıyoruz. Dolayısıyla şu kısım ayrı hesaplanacak. Bunu hesaplayalım. Şurası 15, 30, 42, 2 de buradan 44. Bakın arkadaşlar bunun cevabı 46 çıkmıştı. Bunun cevabı ise 44 çıkacaktır. Şurası 15, 30. Dolayısıyla 15, 30, 42, 44. Şurayı bir hesaplayalım. Yanlış mı hesapladık? 8, 19, 33, 50. Şurası 50 yapıyormuş. Evet. Şurası 50 yapıyor. Tamam. Aradandaki sonuç farkını görüyorsunuz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar toplam sembolünü biraz anlattık. Şöyle bir örnekle devam edelim artık. Bir toplam sembolü K eşittir. Birden arkadaşlar 4'e kadar K küp eksi 1 şeklinde verelim. K'nın yerine 1 yazdınız arkadaşlar 0. K'nın yerine 2 yazdınız 7. 3 yazdınız 27, 26 ve 4 yazdınız. 64'ten 1 çıktınız. 63. Arkadaşlar şurası 70 yaptı. 26 daha. 96 sonucunu elde edersiniz. Şimdi arkadaşlar buradan sonra yapmamız gereken şey örneklendirmek. Arkadaşlar bu örnekleri farklı farklı konulardan seçelim. Örneğin öncelikle köklü sayılardan başlayalım. Köklü sayılarla ilgili sorumuz nasıl gelir? Şöyle bir soru karşımıza gelebilir. K eşittir 1'den 15'e kadar 1 bölü kök içinde K artı 1 artı kök içinde K. Bu toplam sembolün sonucu nedir? Arkadaşlar bir kere şunu biliyoruz biz köklü ifadelerle ilgili. Paydada kök varsa bu paydadaki kökten kurtulmamız gerekecek. Onun için bunu öncelikle arkadaşlar şöyle çözüm için eşleniğine genişletiyorum. Kök içinde k artı 1 eksi kök içinde k. Düzenlersek arkadaşlar bakın ne çıkacak. Toplam sembolü k eşittir 1'den 15'e kadar kök içinde k artı 1 eksi kök içinde k bölü alt taraf. Bakın birinci artı ikinci, birinci eksi ikinci. Dolayısıyla bunların çarpımı iki kare farkını doğurur. O da şöyleydi. Birinci artı ikinci, birinci eksi ikinci, birincinin karesi. Birincinin karesi kök içindeki k artı 1'in karesi k artı 1 eksi ikincinin karesi o da k yapacaktır. Alt taraf buna döndü. Arkadaşlar alttaki k'lar birbirini götürdüğünde toplam sembolü k eşittir 1'den 15'e kadar kök içinde k artı 1 eksi kök içinde k şeklinde gelir. Genellikle arkadaşlar bazı kitaplar bu şekilde verir. Bazı kitaplar böyle işi bir tık daha uzatarak verirler. Şimdi bunun çözümüne devam ediyoruz. Neydi kuralımız köklü ifadelerde? K'nın daha doğrusu toplam sembolü. K'nın yerine birden başlayarak değerler veriyoruz. Kök 2 eksi kök 1 artı K'nın yerine 2 yazıyoruz. Kök 3 eksi kök 2 artı kök 4 eksi kök 3. Bu şekilde arkadaşlar ardışık bir şekilde ilerleyecektir.
K'nın yerini arkadaşlar en son 15 yazarsanız kök 16 eksi kök 15 şeklinde bir parantez elde edilecek. Bunları toplamamız gerekiyor. Arkadaşlar bakın. Buradaki kök 2 ile buradaki kök 2 gitti. Kök 3 ile kök 3 gitti. Kök 4'ler gitti. Kök 5'ler, kök 6'lar ta ki kök 15'e kadar hepsi birbirini götürecek. En son burada kök eksi 1 ile kök 16 kaldı. Zaten kök eksi 1 eksi 1'dir. Kök 16 da 4 diye çıkacak. Dolayısıyla bu sorunun cevabı da 3 şeklinde elde edilecek. Arkadaşlar toplam sembolünü burada yapmış olduk. Toplam sembolüyle ilgili köklü ifade ile ilgili bir soru çözmüş olduk. Gelelim üstü sayılarla ilgili bir ifadeye. Arkadaşlar K eşittir. Mesela 2'den başlatalım. 19'a kadar gitsin. 2 üzeri K nedir diye sormuş olsun. Arkadaşlar K'nın yerine 2 yazarak başladınız. 2 üzeri 2 artı 2 üzeri 3 artı 2 üzeri 4 artı 2 üzeri 5 nokta 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 geldiniz 2 üzeri 19'a kadar. Şimdi hepsini 2 üzeri 2 parantezin alıyorum. 2 üzeri 2 parantezin aldığımda birinci de 1, ikinci de 2, üçüncü de 2 üzeri 2, 2 üzeri 3 şeklinde en son 2 üzeri 17'ye kadar bir eleman gelecek. Şimdi biz çarpanlar ayırmada şöyle bir şey biliyoruz arkadaşlar arasında. Mesela x üzeri 10 eksi 1'in açılımı nasıldır? Bunu şöyle yazabiliriz. X eksi 1 çarpı x üzeri 9, x üzeri 8, x üzeri 7 nokta 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 x artı 1'e kadar bu şekilde götürebilirsiniz. Mesela 3 üzeri 15 eksi 1'i buradakine benzeyecek şekilde şöyle açabilirsiniz. 3 eksi 1 çarpı 3 üzeri 14, bakın 15'ti bir tanesi burada olduğu için 14, 3 üzeri 13, 3 üzeri 12 bu şekilde ilerleyebilirsiniz. 3 artı 1 şeklinde. Mesela x üzeri 17 eksi 1'i açmak isteseniz x eksi 1 çarpı x üzeri 16, x üzeri 15, x üzeri 14 bu şekilde ilerleyebilirsiniz. X artı 1 şeklinde. Arkadaşlar mesela bana diyelim ki şurası lazım olsun. 1'den x üzeri 16'ya kadar ifadeyi bana soru vermiş olsun. Burayı yalnız bırakmak için bunun altına atarım. Yani x üzeri 16, x üzeri 15, x üzeri 14 diye giden bu kısmı ben artı x artı 1 diye giden bu kısmı bunun altına bölüm olarak atarsam x üzeri 17 eksi 1 bölü x eksi 1 şeklinde getirebilirim. Dolayısıyla şu kısmını bakın. Buradaki kurala göre yaparsam. Bakın burası 16 da bitti. Ben buraya alırken 17 diye aldım. Eksi 1 bölü x eksi 1. Buradaki x'in yerine bakın 2 gelmiş. Dolayısıyla şurası 4 çarpı. Şu kırmızı kısım arkadaşlar, şu uzun kısmı şöyle yazabiliyorum demek ki. 2 üzeri 18 eksi 1 bölü 2 eksi 1. Yani düzenlediğinizde bunun cevabı şurası zaten 1 yapıyor. Şurası da 2 üzeri 2'yi dağıttığınız zaman 2 üzeri 20 eksi 2 üzeri 2 şeklinde bir soru görebilirsiniz. Evet arkadaşlar. Burada toplam sembolünün önce mantığını anlatmaya çalışmıştım. Burada ise artık soru kalıplarına geçiş yapmaya başladık. Üstü sayılarla ilgili yaptık, köklü sayılarla ilgili yaptık. Mesela bir tane fonksiyon sorusu yapalım. Evet, fonksiyon sorusu yapalım. Ondan sonra diğer soru tiplerine devam edelim. Mesela bir fx fonksiyonu versin arkadaşlar. 2x artı 7. Bana da şöyle bir şey soruyor. K eşittir 1'den 4'e kadar fx fk diyelim şuraya. Fk bu nedir? Evet arkadaşlar fk nedir? Yapmanız gereken şey çözüm için arkadaşlar k'nın yerine birden başlayarak değer vermeye devam ediyorsunuz. K'ya 1 verdiniz, sonra 2 verdiniz, sonra 3 verdiniz ve sonra da 4 verdiniz ve toplam sembolü bana bunları topla diyordu. F1, K'nın yerine 1 yazarsanız arkadaşlar, burası 2, 7 daha 9. F2, K'nın yerine 2 yazarsanız arkadaşlar, K'nın yerine 2 yazdığınız zaman 4, 11. 3 yazdığınız zaman 13 ve 4 yazdığınız zaman da 15 değerini bulacaksınız. Şurası 20, 30, 33, 43, 48 şeklinde bir sonuç elde edeceksiniz. Fonksiyonla ilgili arkadaşlar yazılabilecek sorulardan bir tanesi böyleydi. Bir fx fonksiyonu yazalım arkadaşlar. Şöyle parçalı fonksiyon x 5'ten küçük olduğunda x kare eksi x artı 1 x 5'ten büyük olduğunda ise 1 eksi 2x şeklinde yazılmış olsun. Toplam sembolü k eşittir.
3'ten başlayalım, 6'ya kadar fx şeklinde gidelim. Bu nedir diye soruyor. Arkadaşlar, bunun çözümü için şunu uyguluyorduk. Çözüm diyelim. Evet, k'nın yerine 3 yazdık. Hatta şurayı fk diye düzeltelim gene. fk nedir? K'nın yerine 3 yazdık. f3, 4 yazdık. f4, 5 yazdık. f5 ve 6 yazdık. f6. f3 ne demekti arkadaşlar? X gördüğünüz üzere 3 yazacaksınız. Hangi parçaya uygun? Üstteki parçaya uygun olduğu için. X'in yerine 3 yazarsanız 9, 3 çıkardınız. 6, 1 daha 7. Buradaki değeri 7 buldunuz. F4'ü hesaplayalım arkadaşlar. Yine 5'ten küçük olduğu için 16, 12, 1 daha 13 şeklinde geldi. Etti size 20. F5, X'in yerine 5 yazacağız arkadaşlar. Buraya alttaki ne yazacağız? Yazdığımız zaman eksi 9 geliyor. Ve en sonunda da 6 yazdığımız zaman arkadaşlar eksi 11 sonucunu elde ediyorsunuz. Sol taraf 20, sağ taraf eksi 20. Bunların toplamı ne yapacak? 0 sonucunu elde edecek. Fonksiyonlarla ilgili bunları yazmış olduk arkadaşlar. Şimdi istiyorsanız biraz da mesela ikinci dereceden denklemlerle ilgili yazmaya çalışalım. Şöyle bir soru yazalım. X kare eksi 3x eksi 5 eşittir 0 denkleminin kökleri x1, x2'dir ve bize toplam sembolü k eşittir 1'den 2'ye kadar x k'nın karesi nedir diye sormuş olsun. Evet. Çözüm için arkadaşlar şöyle bir yöntem geliştirelim. Bir kere genellikle biz ikinci dereceden denklemin kökleriyle ilgili kökler toplamını biliyorduk. Formülü eksi b bölü a idi. B'nin yerine eksi 3 gelmiş. Bir de formülde eksi var. Artı 3 bölü a'nın yerine de bakın x karenin katsayısı 1 olduğu için 1 gelecek. 3 yapacak. Kökler çarpımına da bakalım. Kökler çarpımı arkadaşlar c bölü a idi. C'nin yerine bakın eksi 5 gelmiş. A'nın yerine 1 gelmiş. Dolayısıyla eksi 5 oldu. Şimdi toplam sembolünü çözmeye çalışıyoruz arkadaşlar. Toplam sembolü k eşittir 1'den 2'ye kadar x k'nın karesiydi. Yani x k'nın yerine 1 yazarsanız x1'in karesi artı x2'nin karesi olacaktır. Peki x1 kare artı x2 kare nasıl elde edilebiliyordu? x1 artı x2'nin parantez karesi. Bunu açtığınız zaman bu iki ifade gelir ama ekstradan birinci ile ikincinin çarpımı iki katı gelir. Burada onu göremiyoruz. Dolayısıyla bunu yok etmek için 2x1, x2 diye bunları çıkartıyorduk. Kökler toplamını bize arkadaşlar 3 vermişti. 3'ün karesi eksi 2 çarpı kökler çarpımını eksi 5 vermişti bize. Eksi 5. 9 buradan 10 da buradan. Dolayısıyla bu sorunun cevabı 19 elde edilecektir. Toplam sembolüyle ilgili arkadaşlar ikinci dereceden denklemle ilgili bir soru çözdük. Şimdi bunu arkadaşlar yine şey yapalım. Kökler toplamıyla pardon ikinci dereceden denklemlerle fonksiyonları birleştirerek bir soru yapmaya çalışalım. Mesela bana desin ki x kare eksi 2x eksi 8 eşittir 0 denkleminin kökleri x1 x2'dir. fx ise 3x eksi 1'dir. Bize de sorulan şey k eşittir 1'den 2'ye kadar xk artı 1 çarpı fxk nedir diye soruyor. Evet arkadaşlar her zaman burası k olarak verilmez. Bazen i harfini bazen değişkeni m harfi olarak verir bazen n harfi olarak verir. Yani ben elim k'ya alışık olduğu için hep k yazıyorum. Toplam sembolüne her zaman buradaki değişken k olmak zorunda değil. Şimdi çözmeye çalışıyoruz. K'nın yerine bir yaz. Önce yukarıdaki denklemi bir çözelim isterseniz. X kare eksi 2 x eksi 8 eşittir 0. Bunun çarpanları x'e x eksi 4'e artı 2. X eksi 4 çarpı x artı 2 eşittir 0. Dolayısıyla buradaki x1 eşittir 4. Buradaki x2 eşittir eksi 2. Evet. K'nın yerine şimdi arkadaşlar 1 yazıyoruz. Toplam sembolü k eşittir 1'den 2'ye kadar xk artı 1 çarpı fxk idi kuralımız. K'nın yerine 1 yazarsanız arkadaşlar x1 artı 1 çarpı fx1. K'nın yerine 2 yazarsanız x2 artı 1 çarpı fx2 olacaktır. x1 dediğimiz şey 4'tü arkadaşlar. 4 1 daha 5 çarpı f. Buraya 4 yazdık. Artı k'nın yerine eksi 2 yazarsanız eksi 1 çarpı f eksi 2 şeklinde sonuçlanacak. 5 çarpı f4 neydi?
F4'e bakalım hemen. X'in yerine 4 yazıyoruz arkadaşlar. X'in yerine 4 yazdığımız zaman 11 artı eksi 1 çarpı x'in yerine eksi 2 yazarsanız eksi 6 eksi 7 şeklinde sonuçlanacak. Yani burası 55, burası da 7. Bu sorunun cevabı da 62 elde edilecektir. Şu an fonksiyonlarla ikinci derece denklemleri birleştirerek bir örnek elde etmiş olduk.